Osmanlı Devleti 1 Kasım 1922 tarihinde resmi olarak yıkılmıştır. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Bu tarihten önce Osmanlı Devleti zaten yıkılmak üzereydi. Osmanlı Devleti yıkılmadan önce dağılma dönemine ve dağılma döneminden önce de duraklama dönemine girmiştir. Bu nedenle iyice zayıflamıştır. Akıllardaki soru ise Osmanlı Hanedanlığında yaşayanlara ne oldu? Hala yaşayanlar var mı? Bu videoda bunun cevabına hep birlikte bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Öncelikle Osmanlı Hanedanı'nın saltanatı kalktıktan sonra 4 farklı kıtaya ve sayısız ülkelere dağıtıldığı tahmin edilmektedir. 1925 yılında Türkiye'de Osmanlı Hanedanı'nın artık hiçbir mensubu kalmamıştı. 431 sayılı kanun sürgüne gidecek olan Osmanlıların sayısını 155 olarak belirlemişti. Sürgün hanedanının kadın mensupları için 28, erkekleri için 50 yıl sürdü. Kadınları Adnan Menderes hükümeti tarafından 1952'nin 16 Mart'ında çıkartılan bir kanunla hakları iade edildi. Türkiye'ye dönüp yeniden Türk vatandaşı olmalarına izin verildi. Erkekler ise bu haklara 1974'te Bülent Ecevit'in ilk başbakanlığı sırasında çıkartılan genel af yasasıyla kavuşabildiler. Padişah torunlarının bir kısmı Türkiye'ye döndü. Bir kısmı ise yıllar önce kurdukları düzenini bozmayarak önceden yerleştikleri ülkelerde yaşamaya devam ettiler. Bütün Osmanlı ailesinin Türk vatandaşlığına geçmiş olan mensupları Osmanoğlu soyadını kullanıyor. Bizden biri olarak yaşıyor ve tarihin en büyük devletlerinden olan Osmanlı İmparatorluğu'nun hanedan tarihini onlar devam ettiriyorlar. Osmanlı Hanedan'ın bir önceki reisi olan Şehzade Mehmet Orhan Osmanoğlu'nun cenazesi Nis'teki bir karma mezarlığa 14 Mart 1994 günü böyle defnedildi. Cenazede Sultan Abdülhamit'in soyundan Bülent Osman ve Sultan Abdülmecid'in torunları Melike ve Emire Hanım Sultanlarla eşleri vardı. Namazı ise 4 Tunuslu kıldı. Osmanlı ailesinin en büyük şehzadesi olan ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Osman Ertuğrul, Osmanlı Devleti devam etseydi 4. Osman veya 1. Ertuğrul adıyla tahta geçecekti. Halife Abdülmecid Efendi ile Sultan Vahdettin'in torunu olan Hanzade Sultan ise 1924'te Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim ile evlendi ve hayata 1998 Mart'ında Paris'te veda etti. Bir zamanlar Avrupa sosyetesinin en güzel kadını olarak kabul edilirdi. Kızı Fazla İbrahim yani Prenses Fazila halen Paris'te yaşamaktadır. Neslişah Sultan onun kız kardeşlerinden biriydi. Neslişah Sultan doğumu 121 pare top atışı ve padişahın onun adına bastırdığı altın sikke ile duyuruldu. Osmanlı hanedan defterine kaydedilen son kişi oldu. Neslişah Sultan çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Fransa'da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Mısır'a gitti. Fransızca, İngilizce ve Almanca, Arapça öğrendi. 1940 yılında Mısır'ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Muhammed Abdülmünim ile evlendi. Bu evlilikten Prens Abbas Hilmi ve Prens İkbal adlı iki çocuğu dünyaya geldi. 1963 yılında Türkiye'ye dönen Neslişah Sultan 2012 yılında hayatını kaybetti. Kayak yüzme ve bilhassa binicilikteki mahareti uzun yıllar konuşulmuştur. Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın yeşil gözlü prensesi olarak tanınırdı. 1923'te babası Şehzade Ziyaettin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünde doğmuş, 1 yaşındayken hanedanın bütün mensuplarıyla beraber Türkiye'den sürgüne gönderilmişti. Ailesiyle beraber Lübnan'a, oradan Mısır'a giden genç prensese 1940'lı yıllarda soylu bir talip çıktı. O devir Ürdün'ün kralı Abdullah'ın oğlu Prens Naif, nikahları Amman'da kıyılan çift orada yaşamaya devam etti. Kral Abdullah'ın Kudüs'teki bir suikaste can vermesinden sonra Ürdün tahtına büyük oğlu Tallal geçti ve Mihrimah Sultan'ın eşi Prens Naif kısa bir süre için Ürdün veliahtı oldu. Sultan da Ürdün'ün 2 numaralı hanımefendisi konumuna geldi. Ancak Kral Tallal'ın akli dengesini kaybettiği gerekçesiyle tahttan indirilip İstanbul'a getirilerek Ortaköy'deki şifa yurduna kapatılması üzerine Ürdün'de bütün taht dengeleri değişti. Mihrimah Sultan'ın tahta davet edilen eşi Prens Naif siyaseti sevmiyorum diyerek krallığı reddedince Tallal'ın küçük oğlu Hüseyin Ürdün tahtına geçti. Mihrimah Sultan 2000 yılında hayata veda etti. Çocukları Ürdün'de yaşamaktadır. Osman Osmanoğlu ve ailesi. Osman Selahattin Osmanoğlu, Osmanlı şehzadesidir. Ali Vasıf Osmanoğlu'nun oğludur. İngiltere'de yaşayan Osmanoğlu, İstanbul'da bir ev aldı. TRT için hazırlanan Osmanlı Hanedan Ailesi belgeseline danışmanlık yaptılar. Ailenin yarısı Türkiye'de yaşarken, yarısı da yurt dışında yaşamaya devam etmektedir. Hayattaki en yaşlı erkek mensubu olması sebebiyle, 2009'dan beri Osmanlı Hanedanı reisi sıfatını taşıyan Osman Bayezid Osmanoğlu, 92 yaşında New York'ta vefat etti.
Hanedanın yeni reisi ise Dündar Abdülkerim Osmanoğlu oldu. 1930'da Şam'da dünyaya gelen Şehzade Dündar Efendi, hanedanın Hamis soyundan geliyor. Abdülkerim Efendi'nin oğlu olan Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun babası Abdülkerim Efendi, dedesi ise Selim Efendi. Selim Efendi ise Sultan II. Abdülhamit'in oğlu. Osmanlı Hanedanı'nın yeni reisi Dündar Efendi'nin çocuğu yok. Lübnanlı Nimet Hanım ile evli olan 87 yaşındaki Dündar Efendi yaşamını Şam'da sürdürüyor. Osman Selahattin Osmanoğlu. Yaz aylarını Bodrum Yalıkavak'taki villasında geçiren 3 çocuk 7 torun sahibi Osman Selahattin Osmanoğlu için kızı Ayşe Gülnev Sıttın 2003 yılında bir parti düzenledi. Partiye ailenin Suriye, İngiltere, Mısır ve Ürdün'de yaşayan 19 üyesi katıldı. Kutlama sırasında jandarma villanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Osman Selahattin Osmanoğlu'nun kızı Ayşe Gülnev Osmanoğlu'nun çocukları son jenerasyon Osmanlılar. Ayşe Gülnev Sultan İngiltere'de politika ve tarih eğitimi almıştır ve Osmanlı tarihi dalında ise master yapmıştır. İngiltere'de emlak sektöründe çalışan Nicholas Sutton ile evli. Bu evlilikten 4 beyzade ve 1 hanım sultan doğmuştur. Son jenerasyon Osmanlı çocukları ise şu an günümüzde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son jenerasyon Osmanlılar Prens Lysander Cengiz, Prenses Tatyana Aliye, Prens Maximilian Ali, Prens Ferdinand Ziya ve Prens Kozma Tarık isimleriyle anılıyorlar. Lara Andra Osmanoğlu. 2. Abdülhamid'in torunun torunun kızı olan Landra Andra 1986'da Lübnan'da doğdu. Fransa'da eğitimini aldı ve şimdi Paris'te bir bankada çalışıyor. Türkçe bilmiyor. Annesi bir Rus. Fransa'da hayatını sürdüren ve bir Fransız gibi büyüyen Lara Andra kendisini Caurette Quart isimli Fransız kekine benzetiyor. 4 malzeme yani tereyağı, süt, şeker ve yoğurt. Ben o kek gibiyim. Fransız, Lübnanlı, Rus ve Türk'üm diyor. Yaşından dolayı sürgünün etkilerini birebir yaşamasa da babaannesi ve babasından dinlediği aile hikayeleri Lara Andra'nın hayatında büyük rol sahibi. Osmanlı İmparatorluğu varlığını sürdürse prenses unvanı alacak. Sarayda yaşayacak olan Lara Andra bugün herhangi bir genç kadın gibi hayatını sürdürüyor. Dürrü Şehvar Sultan. 26 Ocak 1914'te doğdu. 7 Şubat 2006'da vefat etti. Son Osmanlı halifesi 2. Abdülhamit'in kızı ve Berrar Prensi Nevap Azap Şah'ın eşi. Babası Abdülmecid Efendi vefat ettiğinde Türkiye'ye geldi. Babasının Türkiye'ye gömülmesi için devlet yetkilileriyle görüştü. Babasının naaşı 10 yıl Paris'te bir camide bekledi. İzin çıkmayınca babası Medine'de gömüldü. Nilhan Osmanoğlu. Osmanlı Devleti'nin 4. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in torunlarından olan Nilhan Osmanoğlu günümüzün en çok tanınan isimlerinden biridir. Ayrıca Instagram'da ve Twitter'da ilginç açıklamaları ile binlerce takipçiye ulaşmayı başarmıştır. Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 15 kadın üyesinden biri olan Nilhan Osmanoğlu Sultan 1987 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye Lübnan'da doğdu. Nilhan Osmanoğlu Orhan Osmanoğlu'nun en büyük çocuğu. İngilizce ve Arapça bilen Nilhan Sultan Osmanoğlu'nun Hanzade isminde bir kızı ve Mehmet Vahdettin isminde bir oğlu vardır.